Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birazcık sohbet edeceğiz, birazcık oyun oynayacağız, birazcık da The Long Dark'ta akacağız. Korucu, sen bazen avlayan, bazen ise avlanan bir karşısın. Dünya sana hiçbir şeyi karşılıksız vermez. Ama o zamanlar konuşamadım. Neyse, nispeten zorlayıcı bir keşif, hayatta kalma deneyimi yaşamak isteyen ama her hatada cezalandırılmak istemeyen oyuncular için. Bu şekilde 3 adet bizim klasımız var. Tabii ki de korucuya geçip onaylı diyoruz. Yeni oyuncular için de yaban insan yapı sığınaklar, kaynak vahşi doğanın dengeli bir kombinasyonu, sahil yolu ve tatlı vadiye bağlanır. Sahil yolu. Bakıyorum orta seviye oyuncular için sığınak ve ileri seviye oyuncular için diyor. Ben burada da ortayı seçmek istiyorum. Burada başa mı dönüyor? Oha. O zaman ilk önce Gizemli Göl'den başlayalım. Siz bu seriyi severseniz, siz bu serinin devamını isterseniz tabii ki de devamı gelecektir deyip hemen kaydımızdaki tabii ki de şeylerimizi kontrol ediyorum. Ses kalitemizi ve benzeri şeyleri. Şu video ortasında kabul etmiyorum. Evet, onayla diyoruz. Sandbox 2 değil, video serisi 1 diyoruz ve kabul et diyoruz ve giriyoruz. Öncelikle bu seriyi çok severseniz veya like'lara çömkürürseniz ne mutlu bana. Video böyle 3-4K'yı geçerse hani bir hafta içinde çok rahat bir şekilde devam gelecektir. Gizemli bir jeomanyetik fırtına uçağının Kuzey Kanada topraklarından düşmesine neden oldu. Ne kadar hayatta kalabilirsin diyor bize. Biz de tabii ki de göstereceğiz nasıl hayatta kalacağımızı. John Salk demiş ki hayat bir hata yapma ve hatta düzelmesidir. Doğa ise hayatta kalma ve yaşamak yetkisini göz önünde bulunarak ısını bulgenliyor. Evet. Bu arada bu videonun girişinde de size kırmak için nacak gereklidir diyor. Evet. Paşam. Öncelikle bizim bu şekilde soğukta başlamamız hiç hoşuma gitmedi. Oyunun seslerini bilerek çok kısmıyorum. Parçala babam. Oyunun seslerini çok kısmıyorum. Nedeni ise birazcık oyunu hissetmeniz bazı yerlerde sesime bile bastırabilir. Asla şey yapmayın. Elimizde kırıyoruz. Donduruculuk. Yavaş yavaş donduruculuk etkisini gösteriyor. Burada herhangi bir şey yapım. Yapım da. 10 dakika. Sıçtık. Net sıçtık. Şuralardan bir goğlayalım bakalım. Bir yapı falan bulursak güzel olacak. O daha demek ki köy mekanını, o küçük evi bulmamız lazım diye düşünüyorum. Okey. Oyunda herhangi bir zıplama yok. Space'e bastığınızda gördüğünüz gibi o şey çıkıyor. Buradan ne yapacağız abi biz? Yürüyerek gidelim var da. Yüksekten bakıyorum. Evet, orada bir gözlük kulübesi tarzı bir şey buldum. Eskiden bir odun sanırım kereste fabrikasına gönderilen kerestenin sahibinin ettiği yer. Biraz bozdum ama çaktırmayın. Yani güzel bir yere benziyor bu. Bunları yakacak olarak kullanacağımız için alıyorum. Burada da pıtır pıtır telefonu şeyim. Yeni bölge keşfedildi. İsimsiz gölet. Isımsız ya da. Evet, süpersin. Süpersin paşam. Süpersin. Buradaki arkadaş erkektir kendisi. Kraldır. O olmasa biz bir işiz. Birazcık şöyle kuytuda kalmak istiyorum. Yapım diyelim. Şunu bir inşa et baba. Yap bakalım. Okey. Kampçılık. Şuraya bir ateş. Evet, yakma oranımız şu kadar şu kadar diyor. Bunu hızlandırıcıyla değil de. Baba. Ateşi yak bakalım. %60 şansımız umarım tutar. Oyunda bu tarz şans şeyleri var. Ben kulaklığımdan birazcık sesi kısayım. Size kayıt sesi değişmeyecektir. Hadi ama hadi diyor. Oyunumuz güzel bir şekilde, hani şu anda erken erişimde olan bir oyun. Oyun nereye? Siz de Steam'den alabilirsiniz. Steam incelemeleri yakında gelecek bu arada. Onu da belirteyim. Haydi paşam. Haydi bakalım. Hadi yanıyor mu?
Evet, artık yanda iptal olmuş olamaz. Evet, güzel. İşte bu. Evet, soğuk. Tamam, o da tekrar doluyor. Köz mü? Ha. Oh be. Türk kütür yansın mübarek. Kampçılık diyelim. Bu ne, uyku tulumu %82. Tamam. Yaklaşık 3 saat gündüz kalmış. Tamam. Bak, bunu böyle deyip al diyebiliyoruz değil mi? Tamam. Onu istediğimiz zaman şey yapacağız, şey edeceğiz. Yine space'imize bakalım. Yapım. Burada yapacağımız bir şeyler yok. Yeme, at, silahlar, seyir defteri. Şu anda oyunu birazcık ben de hani sizle birlikte çözmeye çalışıyorum. Başım. Şurada bir ölü bir arkadaşımız mı var? Hops. Bu ne ya? Ooo, reishi mantarı. Gayet güzel duruyorlar. Şunları da topla bakalım. Bu arada vlog kanalımız yakında açılacak. Bu kanalda hiçbir bağlantısı yoktur. Bu kanalda yine videolar gelmeye devam edecek fakat ben seyahat halinde olduğum için donmuşlar diyorsun. Seyahat halinde olduğum için ayaklarımı hissedemiyorum. Lan, ateşin yanındayız. Lan. Al, ayakları yakayım. Evet. Ateşli sopayı alma. Oo. Oo. Güzel. Tamam. Artık bence yeterince güzel gözüküyoruz. Artık birazcık uyusak mı? Şunu donukluğunu alabilecek mi? Ok mu? Alırım bir daha. Bu ne? Güzel. Gayet iyi gidiyoruz aslında. Ellerini hissetmiyorsun. Farkındayım dostum ama birazcık hayatta kalmalısın yani. Lütfen. Sen de bana acı. Ben de bir oyuncuyum. Şimdi. Şu etrafa bakalım. İlk gün için burası güzel bir yer ya. Gayet güzel bir yer. Bu arada videolar 10 dakika ve ona yani 10 ile 15 dakika arası olacak. Onu da belirtelim. Oğlum, uyuşukluk niye var? Hadi bir saat zaman geçir. Donuyor mu? Freezing. Niye öyle bir şey oldu ki? Allah Allah. Şimdi bir dakika, bu ayarlarımız konuşuyorum. Ayarlamayı yaptıktan sonra ateşi yak. Hadi paşam. Hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Diye yanması lazım. Aynen aslanım. Hadi. Şu yansan da şu mantarları nasıl pişireceğimizi bir denesem. Aynen. Yandı yandı. Yandı sayılır. Başarısız mı? Are Ve aynen. Bu ses ne lan? Bu ses ne? Oğlum, o ses neydi? Ana, manyak gibi yürü. Düşünemeyecek kadar. Tamam. Hipotermi riski %21. Tamam da. Ben bu kadar uyusam ne olur? Hipotermi geçirir miyim? Ah, evet. Sonsuz karanlığa mı daldım? What? Menüye dön. Oha, yok artık, daha ilk bölümden öldük mü ya? Vay be.
Helal olsun. Neyse gençler, bu videoda o zaman burada bitirelim. Eğer bunun seri olmasını istiyorsanız daha düzgün bir şekilde daha iyi öğrenip oynayacağım. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Daha fazlası için, daha fazla survival oyun için video benim paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.